İyi akşamlar. STV Ana Haber'e hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 tam da vaka sayıları azaldı derken maalesef yeniden artışa geçti. Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'nde yer alan Havacılar Sitesi'nde bir blok görevlisinde COVID-19 testi pozitif çıktı. Site içerisindeki 5 bloktaki 50 daire karantina altına alındı. Şirintepe'de gece saatlerinde panik ve korku vardı. Havacılar sitesi bir bölümünde COVID-19 alarmı verildi. Şu anda bulunduğumuz nokta Şirintepe mahallesindeki Havacılar sitesi. Arkamda görmüş olduğumuz binalarda gece saatlerinde büyük bir korku yaşandı. Zira blok görevlisinin birinin testi pozitif çıkınca 5 bloktan oluşan 50 daire karantina altına alındı. Koronavirüs pozitif vakaya rastlanan Havacılar sitesine kısa sürede ulaşan ekipler gerekli tedbirleri alarak söz konusu ikametlerde ön inceleme yaptı. Ekipler özel kıyafetleriyle önce apartmanların giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Sitede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarda COVID-19 testi yapıldı. Öte yandan koronavirüs tanısı konulan kişilerin filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması nedeniyle bulaşımın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrolü amacıyla karantina uygulamasının kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca ikinci bir emre kadar sitedeki bir bloğun giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. Eskişehir'in 500 nüfuslu Gürpınar Mahallesi'nde erişte hazırlamak için toplanan bir grup vatandaş da COVID-19'a yakalandı. Karantinada 4. güne giren vatandaşların yaşadığı mahallede ise yetkililer tarafından hiçbir önlemin alınmadığı görüldü. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan 8 kadın makarna hazırlamak için bir evde toplandı. Ertesi gün makarna kesenler arasındaki 4 kişi de daha sonra diğerlerinde koronavirüs tespit edildi. Şu anda mahallede virüse yakalanan 8 kişi karantinada 4. günlerine girerken Gürpınar'da hiçbir önlemin alınmadığı görüldü. Normalde pandemi sürecinde karantinalı evlerde çeşitli önlemler alınırken adeta sessizliğe bürünen 500 nüfuslu mahallede önlem alınmaması çevrede yaşayanları tedirgin etti. Makarna kesmeye gitmişler. Makarna kestiler. O günü birinde çıkmış. O nereden aldı bilmiyoruz. Şu anda durum herkes evinde. Kimse kimseye gitmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın demesi 14 gün hiç kimse birbirini kabul etmesin, evinde otursun. Dün kimlerle temas ettiniz, hani kimlerle görüştünüz? Görüştüğü kişilerin telefon numaralarını aldılar. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin faaliyete başlamasıyla birlikte eski devlet hastanesi binasının akıbeti bilinmiyor ve atıl bir şekilde bekliyordu. Yarım asırlık binanın yıkım işlemi başlatılırken bölgenin şu an için sağlık arazisi olarak kalacağı belirtildi. Yarım asır Eskişehir halkına hizmet verdiği her gün yüzlerce kişi şifa buldu. Şehir Hastanesi'nin 30 Ekim 2018'de hizmet vermeye başlamasıyla eski devlet hastanesinin kapısına kilit vurulmuştu. Binanın akıbeti bilinmiyor ve atıl bir şekilde bekletiliyordu. Eskişehirliler de söz konusu bölgenin ne olacağını merak ediyordu ki binayla ilgili gelişme yaşandı. Binada yıkım çalışması başlatıldı. Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte kapanan devlet hastanesinde yıkım işlemleri başladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hastanenin bulunduğu arazi sağlık arazisi olarak kalmaya devam edecek. Yıkım çalışmalarının 7 aylık zaman diliminde bitirilmesi planlanıyor. Bölge ise sağlık arazisi olarak kalmaya devam edecek. Öte yandan arazideki iki binaya depreme dayanıklı olması nedeniyle dokunulmadığı, binaların hali hazırda 112 ve aile sağlık merkezi olarak hizmet verdiği öğrenildi. Aynı zamanda eski kadın doğum polikliniklerinin olduğu binanın da tadilat aşamasından geçtikten sonra sağlık üzerine hizmet vereceği ifade edildi. Kalabak suyunda yaşanan damacana sıkıntısıyla ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan sivil toplum örgütlerine sitem etti. 14 gün boyunca her ne kadar fiziken... AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra evde kendisini karantinaya alan Çalışkan iyileştikten sonra çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Yaklaşık 18 günlük zor bir süreçten geçtiğini anlatan Çalışkan, herkesin bu konuda hassasiyetli olmasını ifade etti.
Tabii zor bir süreçten geçtik, yaklaşık 17-18 günü tamamladığımız zor bir süreçten geçtik. Buradan ben tüm hastalarımıza şifa niyaz ediyorum. Hemşehrilerimizi de her akşam Sağlık Bakanımızın uyardığı gibi uyarmak istiyorum. Mutlaka maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu süreç bana bir şey olmaz da geçiştirilebilecek nitelikte bir süreç değil. Toplumun tamamının duyarlı olması lazım. Gündemin en önemli başlığı olan damacana sorunuyla ilgili de konuştu Çalışkan. Eskişehir hemşehrilerimizin bir su sorunu var. Kalabak suyu, damacana ile ilgili sorunu var. Eski genel müdürü istifa etti bu olayın vahametinden dolayı. Olay o kadar vahim ki eski genel müdürün istifasına rağmen geçen 10 gün zarfında hala mesele toparlanamadı. Burada Eskişehir halkı ve bizler özellikle şunu bekliyoruz. Ne zaman Eskişehirli hemşehrilerimize rutin, o sevdikleri, özledikleri, bildikleri tat kalabak suyu uzlaştırılmaya ve aynı sıklıkla ulaştırılmaya devam edilecek? Ne zaman bu damacanalara ilişkin sorun çözülecek? Eskişehirli hemşehrilerimiz en yetkili ağızdan, belediye başkanından açıklama bekliyorlar. Belediye başkanı da ısrarla açıklama yapmamak ve sorumluluğu başkalarının üzerine atmak adına hareket ediyor. Ben Eskişehir'in tüm hemşehrilerimiz ve kamuoyu adına belediye başkanına soruyorum. Bu damacanalar kaç tane? Damacanalar imha edildi mi? İhaleye kaç damacanadan çıkıldı? Yeni damacanalar ne zaman gelecek? Sadece eski genel müdürü müdür sorumlu olan, yoksa bununla ilgili diğer sorunlar hakkındaki soruşturmanın safhası nedir? Çalışkan, sorunun ne zaman çözüme kavuşacağını merak ettiklerini belirterek bu konuda sivil toplum kuruluşlarını eleştirdi. Hepsi sus pus ifadelerini kullandı. Niye sadece AK Parti il başkanının sorunu olsun ki kalabak suyu? Yani burada binlerce insan kalabak suyundan mağdur oluyor. Hepimizin evinin önünde boş kalabak suyu bidonları beklemiyor mu? Hiçbirimiz bu suyu yaklaşık 20-25 gündür göremiyoruz. Şimdi hal böyle olunca insanların duyarlı olması, medyanın duyarlı olması gerekmiyor mu? Hani o her zaman ikide bir çıkıp olup olmadık kendi ilgi alanlarında veya ilgisiz alanlarda açıklama yapan odalar. Neredesiniz? Neredesiniz? Neredesiniz tüketici dernekleri? Niye sivil toplum örgütleri kendi konularıyla ilgili olmadıkları halde düşünce dernekleri olmadık açıklamalar yapmayı kendilerine vazife görürken şehrin en önemli sorunlarından bir tanesi su sorunuyla alakalı hepsi sus pus oluyorlar? Öte yandan kalabak suyunu andıracak şekilde giydirilerek görselde kullanılan çamurlu damacanayla şehrin belirli bölgelerine park edilen araçlar şikayet üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çekilerek üzerindeki görseller çıkarıldı. Biliyoruz her şeyin nasıl olduğunu. Biz böyle su içmedik. Ama insanı karalarken de bu kadar da karalanmaz yani. Kalabak suyunu andıracak şekilde görseller ve sloganlarla giydirilip, plakaları da kapatılarak trafiğe çıkan ve kalabak suyunun marka değerinin zarar görmesine neden olan araçlar, vatandaşlar tarafından zabıta ekiplerine şikayet edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bölgeye giderek bizzat incelemelerde bulunmuştu. Okuyun bakalım, okuyorsunuzdur herhalde, gözüküyor değil mi? Böyle bir su porsuktan doldursalar o bidonu öyle gözükmez. Araç giydirmelerinin ruhsata işlenmesi gerektiğini ve plakaları kapatılarak araçların trafiğe çıkamayacağını belirten zabıta yetkilileri ise araçların trafikten çekilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çekilen araçların üzerindeki görseller çıkarıldı. Yaz aylarında gerek artan kırsal nüfusu gerekse bilinçsiz su tüketimi nedeniyle su sıkıntısı yaşanan mahallelerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların su sorunları çözülüyor. Bu kapsamda son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Karaalan Mahallesi'nde yapılan kaptaş çalışmalarıyla yeni su kaynağına ulaşıldı. Eski kent merkezi ve kırsalda sorunsuz bir altyapı için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak artan nüfus ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle su sıkıntısı yaşanan Karaalan Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla yeni kaynak suyu mahalleye ulaştırıldı.
Eskinin kaptaj ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla kısa sürede cazibeli suyun bulunduğunu ve mahalleye ulaştırıldığını ifade eden Karaalan Mahalle Muhtarı Onur Son, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Eski ekibine teşekkür etti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen hocamıza, Eski Genel Müdüremiz Ahmet Şekerci'ye kaptaj çalışması için çok teşekkür ederiz. Su sıkıntımız vardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Vatandaşları bilinçli su tüketimi konusunda uyaran Son, özellikle bahçe tarımıyla uğraşan vatandaşların teknolojik sulama yöntemlerini kullanması gerektiğini ifade etti. Kırsal bölgelerde tespit edilen yeraltı sularının kaynağından toplanarak vatandaşlara ulaştırılmaya devam edeceğini belirten Eski yetkilileri ise çalışmaların 7 gün 24 saat prensibiyle sürdürülmeye devam edeceğinin altını çizdi. Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, şehrimizdeki 3 üniversite için alınan uzaktan öğretim kararını değerlendirdi. Küçük esnafın büyük zarar göreceğini belirten Çelik, bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde 3 üniversite rektörü tarafından yapılan ortak açıklamayla şehrimizdeki üniversitelerin güz döneminde uzaktan öğretim yapacağı duyurulmuştu. Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Eskişehir'de 3 tane üniversitenin rektörlerinin aldığı bir kararla 6 ay gibi bir uzaması meydana geldi. Bu tabii en büyük etkilenen sektörlerden birisi küçük esnaf. Bizim sektörümüz. İşte burada terzisi, lokantası, en önemli olsun çocukların barınacakları yerler, yurtlar. Bundan en büyük etkilenen ve şey yapan, zarar gören sektörler. Bunun tabii çok çeşitli nedenleri var. Tabii önce sağlık gelir. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Bu çok önemli. Ama küçük esnafın sorunları da gerçekten çok önemli. Bunları da düşünerek karar vermek lazım. Yani tartışarak karar vermek lazım. Esnaflarımız gerçekten mağdur olacak. İşte bunlar kafelerden tutalım, yeme içme yerleri, terziler, berberler, gayrimenkul danışmanları. Bunlar da tabii çok önemli. Bunların da zararlarının hep birlikte yani bir program çerçevesinde kendilerini kanıtlayan, esnaflık yapan, bu işten geçinen insanların da bir devlet tarafından bunların en azından belli bir miktar zararlarını karşılanması olur diye düşünüyorum. Yapılması gerekir diye düşünüyorum. Öğrenciler ve aileleri de mağdur. Bize gelen şikayetler ailelerden, öğrencilerden en büyük sıkıntı kiralık evlerle ilgili. Şimdi öğrenciler tabii kiralık evlerini tutmuşlar. Daha önceden devam eden öğrencilerimiz var. Biliyorsunuz sözleşmeler borçlar kanununa göre yapılan bir sözleşmeler. Bazı aileler tabii sözleşmeleri devam ettiriyor. Devam ettiği sürece kiranın akabinde ödenmesi gerekiyor. Ödenmediği zaman aileler mağdur oluyorlar. Hem sağlığımıza dikkat edelim hem de bazı sektörleri mağdur etmeyelim diyen Çelik bir takım önerilerde bulundu. Gece eğitim yapılabilir, ikiye bölünebilir, çok çeşitli eğitim şeyleri de var. Böyle de bir program düzenlenebilirdi. Yani şu anda 6 ay Eskişehir'deki küçük esnafın, üniversite civarındaki esnafın, bu öğrenciden geçim sağlayan ve kendi hayatını devam ettiren sektörün zarar edeceğini düşünüyoruz. Bunun tekrar bir daha gözden geçirilmesini hep birlikte karar verilmesin diye düşünüyorum. Sağlık emekçilerinin koşulları ile ilgili açıklamalarda bulunan SES Yönetim Kurulu üyesi Umut Özge Yılmaz, sağlık emekçilerinin şartlarının iyileştirilmesi, sorunlarına ise kalıcı çözümler bulunması gerektiğini söyledi. Sağlık Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Umut Özge Yılmaz, sağlık emekçilerinin koşulları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birkaç gün önce büyük müjdelerle ASM çalışanlarına verileceği söylenen ek ödemeler ise yakından incelendiğinde sorunları çözmek yerine derinleşmesine neden olabilecek riskler taşımaktadır. Yayınlanan yönetmelik yine birçok şartlar taşımakta, tüm çalışanlara eşit yaklaşmamaktadır. Yönetmelikte birçok eksiklik ve çarpık yaklaşım bulunmaktadır. Covid-19 nedeniyle çok sayıda sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yılmaz, sağlık emekçilerinin şartlarının iyileştirilmesi, sorunlarına ise kalıcı çözümler bulunması gerektiğini söyledi. Arkadaşlarımızın yakalandığı hastalık meslek hastalığı sayılmamış, önemli mağduriyetler yaşanmıştır. Pandemi Mart ayında başlamıştır, ancak bakanlık 1 Ağustos'tan itibaren ASM çalışanlarına ödeme yapılacağını söylemektedir.
Geçmiş dönem yok sayılmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri her koşulda görevlerinin gereğini yaparlarken şov değil kalıcı çözümler, emekliliğe yansıyacak temel ücret artışları, 3600 ek gösterge, COVID-19 bulaşının iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep etmektedir. Kadir Şinaslık, adil ve tarafsız yaklaşım ve insanca yaşanacak ücret, çalışma ortamlarının koşullarının düzenlenmesini istemektedirler. Ses olarak tüm sağlık emekçilerinin gerçek sesi olmaya, doğruyu, haklıyı ve adil olanı savunmaya devam edeceğiz. Eskişehir Berberbey Kuaförler Odası'nda çıkan istifa haberleri üzerine Oda Başkanı Fethi Özkara'dan bir açıklama geldi. İşinin yoğunluğu nedeniyle istifa... Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası'nda 9 kişinin istifa ettiği ile ilgili yer alan haberler sonrası Oda Başkanı Fethi Özkara basın toplantısı düzenledi. Yönetimden 9 kişi istifa etmiş şekliyle... Özkara sayının 9 değil 4 olduğunu ve bu kişilerin de özel nedenlerden dolayı istifa ettiğini bildirdi. Birisi dükkanını kapattı, birisi şehir değiştirdi. İki tane de 4 oluyor. İki tane de arkadaşımız işlerin yoğunluğu nedeniyle ayrılmak istediler. Bundan doğal başka bir şey olamaz. Gayet normal bir şekilde istifalarını verdiler. Biz de kabul ettik. Ama istifasını kabul etmediğimiz arkadaşlarımız da var. Yani sanki Berberler Kuaförler Odası'nda ne oluyor imajı değil, hizmetin devam ettiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Özkara yönetim olarak da görevlerine devam ettiklerini aktardı. Biz görevimizin başındayız. İşte kardeşlerim, işte arkadaşlarım, yönetim kurulum, denetim kurulum burada. Evet, 25 kişiden oluşan bir liste vardır. Bu 25 kişiden oluşan listenin içerisinde 6-7 kişi yedeklerle beraber 8 kişi veya 9 kişi fark etmez arkadaşlar. Burada yönetimin devam etmesidir. Eskişehir'de kent içi ulaşımın önemli bir parçası olan Estram, opera ve otogar hatlarındaki çalışmaların tamamlanması ve kış sefer tarifesine geçilmesiyle birlikte tüm hatlarda sefer sayılarını artırarak hizmet vermeye başladı. Her gün binlerce Eskişehirli'nin tercih ettiği Estram'da kış tarifesine geçilmesiyle birlikte sefer sayıları arttı. Ayrıca opera ve otogar hattındaki çalışmaların da tamamlanmasıyla Eskişehirliler kapalı hatları da kullanmaya başladı. Tramvaylarla ilgili şikayetlerin yeni hatların açılması ve kış tarifesine geçilmesiyle en aza indiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kumlubel ve 75. Yıl Mahallesi'ndeki yeni hatlarda da çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti. Gazi Yakup Satar Caddesi'ne çarşı yöne gidiş hattı yapılarak çift hat işletimine geçildiğini ifade eden Estram yetkilileri, bu nedenle Yıldız ve Mamure duraklarını kullanan yolcuların Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki yeni yapılan opera ve Yıldız duraklarını kullanmaları gerektiğini belirtti. Tramvay seferlerinin başlamasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kırım Caddesi ve Gazi Yakup Satar Caddesi sakinleri ise çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi son olarak Tepebaşı'nda araç yoğunluğunun fazla olduğu Bursa Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kış mevsimi öncesi sorumluluk alanında bulunan 14 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yolları deforme olmuş cadde ve bulvarlarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin son olarak Şirintepe Mahallesi'nin işlek caddelerinden biri olan Bursa Caddesi'nde çalışmaya başladığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım, bakım ve onarım dairesine bağlı ekiplerin caddeyi sürücüler için konforlu ve güvenli hale getirdiğini belirttiler. Havaların çalışmaya uygun olduğu süre boyunca kent merkezi ve kırsal mahallelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceklerini belirten yetkililer, sürücüleri de uyararak çalışma gerçekleştirilen alanlarda trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymalarını rica ettiler. Çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet, halk arasındaki adıyla şeker hastalığı. Dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türü olarak karşımıza çıkarken uzmanlar diyabet hastalığı konusunda uyarıyor.
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığı, insan vücudunda farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Şeker hastalığı, kan şekerinin anormal şekilde yükselmesi sonucunda vücudumuzda birçok organ ve sistemde olumsuz yanlışlıkların ortaya çıktığı sistemik bir hastalıktır. İnsülin direncinin artması ve pankreas hastalığıyla bağlantılı olarak görülen diyabet, vücudu birçok yönden olumsuz etkiliyor. Başta sinir sistemi ve beyin olmak üzere hayati organlara zarar veren hastalık hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Şeker hastalığının ciddiye alınarak takip edilmesi gerektiğini belirten iç hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Levent, diyabet belirtisi olan vatandaşların mutlaka uzman desteği alması gerektiğini söyledi. Şeker hastalığı adı şeker olan ama sonuçta vücutta yaptığı olumsuz etkiler nedeniyle vücuda acı veren bir hastalıktır. O yüzden şeker hastalığının muhakkak iyi takip edilmesi ve iyi tedavi edilmesi gerekmektedir. Kan şekeri uzun süre tedavi edilmediği zaman kan damarlarında zararlar yapmaktadır. Ve sonuçta özellikle vücudumuzu besleyen kan damarları, kılcal damarlarında tıkanma yaptığı için beyin ve sinir sisteminde, kan ve kalp dolaşım sisteminde, böbreklerde, gözümüzde, diğer hayati organlarımızda hastalıklara neden olmaktadır. Farklı yöntemlerin uygulanabileceği şeker hastalığı tedavisinde özellikle ozon tedavisi dikkat çekiyor. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda şeker hastalığının tedavisinde doğal tıp tedavi yöntemleri etkili olmaktadır. Özellikle ozon terapi ve akupunktur tedavisi şeker hastalığının tedavisinde ve zararlarının önlenmesinde etkili bir yöntemdir. Şeker hastalığı tedavi edilmediği zaman ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle şişmansak, devamlı sık sık acıkıyorsak ve kilo alıyorsak, ailemizde ve akrabalarımızda şeker hastalığı ve şişmanlık varsa, çok su içiyorsak, ağzımız kuruyorsa, sebepsiz yere baş ağrısı, çarpıntı, terleme, titreme gibi şikayetlerimiz varsa, aşırı hasillik, yorgunluk hissimiz varsa ve uyku halimiz varsa, sık sık itirara çıkıyorsak, vücudumuzda kaşıntı varsa muhakkak bir doktora başvurup kan şekerimizi ölçmek gerekmektedir. Eskişehir'de kurulan Antika Pazarı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı asırlık nutuk dikkat çekiyor. 12 bin tane kitabı olan Rıza Öğretmen'in sahip olduğu bundan tam 92 yıl önce basılan nutuk görenleri hayran bırakıyor. Burada mektuplar var sadece. Şu anda yaklaşık 10 bin civarında, 12 bin civarında kitabım var. Bunun yaklaşık 900 tanesi filan da Osmanlıca ve eskiye yönelik. Buraya eskilerden insanlar bir şeyler nem kapsın, onları okusun, eskisini öğrensin ve geleceğini ona göre düzenlesin diye bu işleri yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır eski kitaplarla ilgilenen Rıza Özdemir'in elinde 1928 yılında belgeleriyle birlikte basılan nutuk da bulunuyor. 1928 yılında basılanlar bir demin söylediğim gibi nutuğun kendisi ve yanında belgeleri ayrı ayrı basıldı. Bir de bunu birleşerek basıldı. Bu ayrı ayrı basılan ve bu da çok nadir çıkan bir eser. Öğretmenlik mesleğine yıllarını veren 57 yaşındaki Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı eşsiz esere gözü gibi bakıp sergiliyor. İyi korunmuş olan nutuklar çok az çıkar. Şaşırıyorlar, diyorlar aha filan böyle bir şey mi vardı? Var tabii ki. Yani biz İbrahim Müteferrika tarafından geç baslansa da bu baskı işini çok şey yapmışız. Gerçekten az şey değil yani. 1790'lardan alıp da 1930'lara kadar binlerce kitap basılmış. El yazmaları basılmış. Yani o yüzden tarihi birleştirerek almakta büyük fayda var. Eğer biz aralarına mesafe korsak, yok şu bizim, yok bu sizin demeye başlarsak, kendi benliğimizden de koparız. Basım tarihinden bu yana seneler geçmesine rağmen fazla yıpranmayan nutuk, Eskişehir'de belli günlerde kurulan antika pazarında görenlerin ilgi odağı oluyor. Bu haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV Ana Haber'de tekrar görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz.